Efendim tekrar merhabalar. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Halil Hocam, tesettürlü hanımların makyaj yaparak sokağa çıkmasıyla alakalı bir soru var. Buna mukabil bir de makyaj sorusu var. İkisini birleştirip inşallah sorayım size. Bir kadının kadınlara makyaj yapması caiz midir? Kendisini nikah düşen erkeklere gösterdiğinde makyaj yapılan kadın, makyajı yapan kişiye bir sorumluluk getirir mi? Bir de tesettürlü hanımların makyaj yaparak sokağa çıkması bir vebal içerir mi? Son zamanlarda kendime saygı duyuyorum ve kendime bakıyorum diyerek bu durumu meşrulaştırmak adına bir şeyler yaygınlaştı. Bu doğru mudur demiştir. Evet. Önce kendime bakıyorumdan başlayalım, sonra buyurun, diğerini hatırlatın. Buyurun hocam. Kendime bakıyorum, kendime saygı duyuyorum meselesi. İnsan kendine tabii ki saygı duymalıdır. Kendine saygı duymanın ölçüsü bellidir. Eğer kendime saygı duyuyorum derken Cenab-ı Hakk'ın dinine, ahkamına, Resulullah olan saygıyı, onun ortaya koyduğu dine olan saygıyı bir tarafa bırakacaksak o saygı olmaz. İnsanın kendisine saygısızlık olur. Nereden hareketle söylüyoruz? Mümin bir insandan bahsediyorsak. Tabii. Hem inanıyorum diyeceksiniz, inandığınız değerlere saygısızlık anlamına gelecek fütursuzca tavır ve davranışlar çelişki olacağından bunu söylüyoruz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hanımın eşi için süslenebileceğini ifade buyurmuşlar. Yani fıkıh buna cevaz vermiştir. Çünkü erkeği helalidir. Kendi aralarında özel bir dünya vardır, olabilir. Hı hı. Yabancı erkeklerin dikkatini çekmek, başkaları beni daha güzel görsün tavrıyla dikkat çekmek üzere sergilenen her hareket vebal getirici hareketlerdir. Makyaj özellikle bugünkü haliyle Batı dünyasının makyaj malzemeleri üzerinden oluşturduğu bir sanayi kolu özellikle teşvik edilmekte, binbir çeşidiyle, binbir türüyle hangi malzemeden imal edildiği devre dışı bırakılarak yapılmış. Orası da çok önemli. Orası da önemli, ona da konuşabiliriz. Bir insan, bir hanım eşiyle hemhal olur. Eşi erkek veya kadın, insanlar, nikahlı insanlar birbirlerini beğenirler. Cenab-ı Hak farklı cinsler arasında zaten belli bir cazibe koymuş. Hı hı. O cazibeyi belli bir sınır altına tutmak için nikah, tesettür ve bir arada bulunmanın yasaklığı kimse olmadığı yerlerdeki ilkelerle İslam bu dengeyi sağlamayı hedeflemiş ve sağlamıştır. Bu dengeleri aşacak şekilde erkeklerin ve kadınların birbirlerine gayrimeşru şekilde cazibedar davranmaları caiz değildir. Makyaj da bunlardan birisidir. Efendim, tesettürlüyüm ben, kendime yakışanı giyiyorum meselesinde. Örtünmek sadece kumaşla olmaz. Örtünmek biçilen kumaşın şekliyle olabileceği gibi o kumaşın içerisindeki hanımefendinin sergileyeceği tavırla, iffetkar tavırlarla olur. Kendini olabildiğince gizleyen tavırlarla olur. Kıyafetin, tesettürün temel hedefi de budur. Yabancı erkekler tarafından çıktığı zaman görülse bile bedeni görülsün, bedeni görülmesin, belli olmasın. İnsan olarak kesin davranışlarını sergilesin ama yabancı erkeklerin dikkatini çekmesin. Peki makyaj? Bunun tam tersi, kadınların dikkat çekecek bir hale gelmesi. Hem iki sebeple. Bir, her makyaj güzel kıldığı için dikkat çekmez. Acayip makyajla da dikkat çeker. Evet. Sonra dikkat ederseniz farklı tavırdaki insanların aykırı kıyafetler, aykırı saç biçimleriyle ayrı bir dikkat çekme yöntemi. Herkesin kendine göre dikkat çekme yöntemi var. Yabancı erkeğin dikkatini çekme niyetiyle her adım atış günahtır. Bu sırf makyaj yoluyla da olmaz. Ama makyaj da bunlardan bir tanesidir. İki, tesettürlüyüm, kendime yakışanı giyiyorum anlamı şu olmalı. Bir Müslüman temiz, oldukça olabildiğince israftan kaçan, ilk kaçma ilkelerine riayet etmek kaydıyla moda olan bir kıyafeti de giyebilir. Ama bedeninin hatlarını belli etmemesi kaydıyla. Bir, içini göstermemesi kaydıyla. İki, dar bir elbise giyinip yerlere kadar sürünen, başına da bir örtü dediğimiz o bezi bağlayan, bez kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü tesettürü sağlamayan her örtü bezdir. Eyvallah. Başörtü değildir yani. Başörtüsü değildir. Eyvallah hocam. Tesettür de hanımın
yabancı erkeklere karşı cazibedarlığını olabildiğince gölgeleyecek örtü olmalıdır. Bu elbise, dar elbise giymiş, bütün bel hatları, vücut hatları meydanda olan bir hanımefendi, bir genç kızımız, bir hanım örtülü değildir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın açık ifadesiyle kıyamet gününde örtülü bir zaman gelecek, kadınlar elbise giyecekler ama çıplak konumunda olacaklardır buyurmuştur. İfadesi de kâsiyâtun âriyât. Çıplak giyinik kadınlar olacak buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bunun anlamı da şu, ya giydiğiniz elbise içinizi gösterir ya da içinizi göstermez ama vücudunuza göre yapmışsınızdır. Bütün hatlarınız meydandadır. Her halükarda örtünen hanım gerçek manasıyla örtünmedikçe İslam'a faydadan çok zarar getirir. Kendi günah kazanır. Bir de İslam'ın getirdiği tesettür kavramını dejenere ettiği, kökten sarstığı için ayrıca bir vebal altına girer. Kendine saygısı olmaz bu insanın. Yanlış yapmış olur. Genç yetişen gençlere de kötü örnek olacağından dolayı şunu söyleyelim. Müslüman hanım örtünmeli. Üzerine aldığı elbise kendisinin tesettürünü sağlamalıdır. Tesettürsüz giyim her zaman kısa olmak, dekolte olmak, kısa, kollarının elbisenin olmasıyla olmaz. Başın örtülü olmasıyla da tesettür her zaman gerçekleşmez. Siz önce vücudunuzu yabancılardan saklamak, tavrınızı ve endamınızı ve bakışlarınızı ve tebessümünüzü başkalarından saklamak niyetiyle örtünürseniz, yani bütün tavırlarınızla tesettür halinde bulunmak niyetiyle yaparsanız Allah size o mükafatı verir. İnşallah. Aksi takdirde kâsiyâtün âriyât, çıplak giyinik kadınlar pozisyonunda oluruz ki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bu pozisyonda, bu etiketle çıkmak hiçbir Müslümana yakışmaz. İnşallah. Hocam bir telefon bağlantısı var ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Vücut hatlarını belli etmeyen, dikkat çekmeyen ve vücudunu örten bir elbise giyen bir kadın, bir hanım kardeşimiz. Parfüm sıkması doğal karşılanabilir mi dışarı çıktığımızda? Hayır. Bu parfüm sıkarak sokağa çıkmanın da aynı cazibedar tavırları arttırma niyetinde olduğundan dolayı tesettürsüz gezmekle hüküm bakımından onun arasında sonuç bakımından fark yok. Her ikisi de erkeği karşı cinsi cezbettiğinden dolayı bu da caiz değildir. Bakın. Yabancı erkeklerin dikkatini çekici, onların dikkatini kadına yöneltecek her hareket haramdır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde cemaatle Medine mescidinde namaz kılmak için giden Müslüman hanımlar, erkekler tarafından, eşleri tarafından camiye gönderilmek istenmedi. Fitne oluyor diye, erkeklerle ihtilat haline, karışma haline geliyorlar diye. Resulullah Efendimiz dedi ki, لَا تَمْنَعُوا اِمَا اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ Allah'ın kadın kullarını, ey erkekler, mescide gidip ibadet etmekten alıkoymayın. Şikayet ettiler. Ya Resulullah ama yani erkeklerle karışıyor, fitne olacak falan. Hiç olmazsa hanımlar giderken, sokağa çıkarken koku sürünmesinler buyurdular. Orada da mesaj var hocam, çok açık. Mesaj var. Namaza giderken koku sürünmenin haram olması, haram olduğu bir ortamda sokağa çıkıp başkalarının arasında gezeceğiniz haydi yerde haydi. Nasıl koku sürünerek gezebilirsiniz? Bütün Müslüman hanımlara, kardeşlerimize acizane duyurulur. İnşallah. Uyarılarınızı dikkate alalım kıymetli hocam. Bir telefon bağlantımız var. Biraz beklettik Zeynep Hanım'ı. Hakkını helal etmesini istiyorum. Ankara'dan Zeynep Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Benim bir şöyle bir sorum vardı. Buyurun. Sadaka ömrü uzatır diye bir şey biliyoruz. Evet. Ama bir de şöyle bir şey var. İnsanın ömrü ne uzanır ne kısalır. Kaderde evet. Ne yazılıysa odur. Bu evet. İkisinin birbiriyle çelişiyor mu? Veya da ben de öyle anlıyorum. Bir onu soracağım. Bir de mesela hani vaka suresi okuyoruz veya başka... Sesinizi bir... almakta güçlük çekiyorum Zeynep Hanım. Biraz daha yüksek sesle konuşursanız. Telefonu yakın Mesela hangisini birinci sorumu anlayabildiniz mi? Birinci sorunuzu anladık efendim. İkinci sorunuzu. Peki. İkinci sorumuz şöyle. Rızkımızı arttırmak için vaka suresi okuyoruz veya başka bir sureler okuyoruz. Evet. Rızık da belirlenmemiş midir? Yani biz ne yaparsak ne edersek o rızık bize zaten gelecektir. Evet. Artar mı? Eksilir mi? Bu konuda evet. Yağmak istiyorum. Teşekkür ederim. Yöneltelim inşallah. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Allah'a emanet olun. Hocam hemen kısaca şu soruyu da geçmeyelim. Bir kadının kadınlara makyaj yapması caiz midir?
Makyaj yapılan kadının kendisine nikah düşen erkeklere göstermesi makyaj yapan kadını sorumluluğu altına tutar mı demiştik? Bu mutlak anlamda makyaj yapan kadın her halükarda dışarıda yabancı erkeklere kendini göstermek için makyaj yaptırmadığı için yani helal anlamda kullanmak üzere de makyaj yapma söz konusu olduğu için makyaj yapan kadınların mutlak anlamda haram bir iş yaptığını söylemek mümkün değil. Ancak ekseriyete baktığımız zaman bu işin çok sağlıklı bir iş olmadığını söylemek mümkün. Evet. Yani kadınlara da olsa makyaj yapmak harama vesile olmaktadır büyük bir oranda. Bu bir ölçü olarak insanların zihninde kalsın. İnşallah kıymetli hocam. Efendim sadaka vermek ömrü uzatır. Hatta bunu hadis-i şerif olarak da çoğu zaman görüyoruz. Hadis olup olmadığını da ben sormuş olayım. Ama öbür taraftan belirlenmiş ömrün ne bir saniyeleri ne bir saniye geri gideceğini de biliyoruz. Bu ikisi birbiriyle çelişmiyor mu? Çok basit bir ifadeyle anlatmaya çalışacağım. Bu bir kader meselesidir. Sonuçta kader meselesidir. Ömrün ne zaman son bulacağı bellidir. Kimin hangi rızkı yiyeceği bellidir. Nerede belli? İlmi ilahide belli. Cenab-ı Hak bize diyor ki sonuç itibariyle sen şu iş yaparsan şu rızık senin. Yapmazsan onun sonucu belli. Yani bizim rızkımız belli dediğimiz şey sabit bir şey. Bizim tavırlarımızla kayıtlı olarak bellidir. Cenab-ı Hak mesela sadaka vermek ömrü uzatır. Değil mi? Senin sadaka verip vermeyeceğini Allah biliyor. Seni teşvik ediyor sadakaya Resulullah. Sadaka ver ki ömrün uzun olsun. Verdiğin takdirde uzun olacağını Allah Teala biliyor. Kısaca şöyle ifade etmeye çalışalım. Kader dediğimiz hadise böyle çakılı, ileri geri fiziki anlamda bir gelmez anlamda değildir. Müslümanın, kulun tavırlarıyla bağlantılı olarak sonuçlar önceden Allah tarafından bilindiği için rızkımız bellidir. Ama bizim o rızkı kazandırıcı ameli yapıp yapmayacağımızı zaten Allah bildiği için, bütün önceden ön koşulları Allah bildiği için kader hakikaten Allah ilminde değişmez. Bizim yapıp yapmayacağımıza göre, bizim bilgimize göre değişir. Biz kendi mantığımızla ve bilgi ölçümüzle Cenab-ı Hakk'ın ilminin konusu olan bir şeyi anlamaya çalıştığımız için zorluk çekiyoruz. Sonuçtan baktığınız zaman, aşağıdan baktığımız zaman rızık değişmez, ecel değişmez. Yukarıdan rızkın ve ecelin bağlı olduğu hadiseler üzerinden baktığımız zaman bize göre değişir, Cenab-ı Hakk'a göre değişen bir şey olmaz. Kader meseleleri Cenab-ı Hakk'ın ilmi noktasından değerlendiği zaman mutlaktır. Kulların davranışları açısından baktığımız zaman mecazen değişkendir. Hocam her iki sorunun cevabını da verdiniz. Benim anladığım şey de şu mesela. Acaba yanlış mı düşünüyorum? Eğer yanlışsa lütfen uyarın. Bereketlenme noktasında da farklılık var. Hani bir söz vardır. Helal olan 2 lira haram olan 3 liradan fazladır gibi. Yani biz bu şekilde davranarak bereketlendirme noktasında da gayret ediyoruz değil mi? O yorum da var. Ama ben tamamen işi ortasından izlemeye çalıştım. Ama bu yorum da var. Yani alimlerin bazısı demiştir ki ömrün değişip uzanması, kısalması bereket açısından. Bir kısım alimler de böyle demişlerdir. Kelami meseleler Allah'ın kelamını Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde ortaya koyduğu itikatla alakalı meselelerin yorumlanmasından ibarettir. Yorum deyince de işin içerisine zaten kanaatler girer. Ama kesin bir hüküm, ayetin hükmü varsa onun üzerinde zaten yorum yapılmaz. Tabii. Ömür uzar mı, kısar mı? Resulullah uzar, kısar, uzar demiyor doğrudan doğru. Ömrü uzatır diyor. Ne sadaka? Peki sadaka ile ömür uzaması arasındaki münasebet nedir? Bu konuya yorum girildiği zaman farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Ama sonuç itibariyle Cenab-ı Hakk'ın ezeldeki bilgisi asla değişmez. Bizim açımızdan değişir. Buna da bereket üzerinden yorum yapıldığı gibi, benim dediğim gibi Cenab-ı Hakk'ın ilmi açısından değişmez, kulların tavrı açısından değişir diyenler var. Her iki yorum açısından da değişmeyen bir şey var. Cenab-ı Hak kadiri mutlaktır. Kulunun ömrünü önceden belirlemiştir. Ne yapıp edeceğini bildiği için, neyi yapmayacağını bildiği için takdir ona göredir. Biz sahne üzerinde bir rolümüz var. O rolü oynuyoruz. Allah Teala Hazretleri biliyor. Bize diyor ki rolünü oynarken şöyle davranırsan senin ömrün şu kadar olur. Ne kadar olduğumuzu biz ömrümüzün biliyor muyuz? Tabii ki hayır. Bilmiyoruz. Evet. Teşekkür ederiz Kıymet Hocam. Gayet açıkladınız. Borcunu alamayan kişi vermiş olduğu borcu zekata çevirebilir mi? Yani parasını alamadığı için bir nevi işte bu da benim zekatım olsun diyebilir mi?
Efendim Hanefi mezhebine göre zekatın geçerlilik şartlarından birisi de zekat malının zekat alacak olana temlik edilmesi. Yani onun mülkiyetine geçirilmesidir. Fiilen teslim edilmesidir. Hı hı. Dolayısıyla benim size önceden borç niyetiyle vermiş olduğum bir parayı siz bana ödeyemediğiniz zaman, para sizin zimmetinizde olduğu halde ben o parayı size zekatım olsun diye verirsem, Hanefi mezhebine göre, Ebu Hanife'ye göre olmaz. Ancak burada temlik Ebu Hanife'ye göre neden olmaz? Ben size zekat vereceksem onu sizin zimmetinizde geçirmeden, elinize teslim etmeden ben malı vermiş olmam size. Dolayısıyla temlik şartını Ebu Hanife çok titiz bir şekilde ön plana çıkarmıştır. Ama diğer görüşlerde temlikin manevi temlik olarak da yapılabileceğini, illa maddeten teslim olmasının şart olmadığını söyleyen görüşler var. Günümüzde zekatın verilmesini, zekat alan insanların incinmesini önlemek maksatıyla borcun da zekata sayılabileceğini söyleyenler var şu gerekçeyle. Hanefi mezhebinde denir ki borç meselesinden kurtulmak için şöyle yapılabilir. Bir insanın aldığı borcu ödeyemiyorsa ona denir ki birisinden borç bul, getir, alacaklığına ver, o da sana zekat olarak versin. Böyle bir yöntem. Temliğin gerçekleşmesi. Fiilen temliki gerçekleştirmek için böyle bir yöntem. Farklı yöntemlerde yine ama aynı sonuca varan yöntemler sunulur. Ancak yorum şöyle geliyor. Deniyor ki bu borçluyu zekat üzerinden örselemektir. İncitebilir. İncitmektir. Belki. Dolayısıyla bu şeye riske meydan vermeyen uygulamada diğer görüşün yani manevi temlikin de ön plana çıkarılmasıyla bu iş aşılabilir deniyor. Mümkün olduğunca Hanefi mezhebinin görüşünü maddi temliki takip etmekte fayda var. Ama böyle bir kırılma, alınma, fiilen uygulama imkanının olmayışlı durumlarında manevi temliki uygulamak ve alacağım sana zekat sana bağışladım niyetine içinden niyet olarak tutmak kaydıyla senindir istemiyorum diyebilirsiniz. İnşallah bu da geçerli İnşallah. Olur. Ama öncelikle Hanefi mezhebinin görüşünü uygulamayı denemekte her zaman fayda var. İhtilaftan kurtulmak için. Evet, teşekkür ederiz. Cemaatle namaz kılmayı bilmiyoruz demişler. İzahlı bir şekilde anlatabilir misiniz? Ben şöyle bir ilave yapayım. Sahir zaman imama uyup namaz kılan cemaat çoğu zaman namazı kıldırmak için bir hareket yapamıyor. Yani ben namazı kıldıramam diyor. Bunun arasında bir fark mı var? Yani cemaatle namaz kılmayı bilmiyoruz ya da kıldırmayı bilmiyoruz diyebilir mi bir insan? Normal şartlar altında namaz kılan bir insan namaz kıldırabilir. İmam olmak için ekstra bir şart yok. Bazı ayrıcalıklı durumlar var ama ekstra bir şart yok. Her Müslüman normal şartlar altında kendi başına namaz kılan bir insan imam da olabilir. Evet. Mesele bundan ibarettir. Ancak cemaatle namaz kılarken bazı fazladan bilgi ve uygulamalara ihtiyaç vardır. O nedir? Mesela siz kıraati yaparken kendine yetecek kadar kıraatiniz varsa, ezberiniz varsa, sesli okuduğunuz takdirde işte Kur'an'da bilmiyor veya sesli okurken heyecanlanabilirsiniz vesaire. İki, acaba arkamda bir sürü insan durmuş namaz kılarken bir yerde bir hata yaparım da ayıp mı olur, kusur mu işlemiş olurum, utanır mıyım diye bu endişelerden dolayı namaz öne kıldırmak istemez kimse. Genelde namaz kıldırma yeteneği noktasında, yeterliliği noktasında birbirine eşit olan insanlar hep sen kıldır derler. Evet. Bu bundan. Halbuki bu imkanı taşıyan insanlar imam olma şartları eşit olması halinde herhangi birinin kıldırarak o sevabı da alması lazım. Cemaatle namaz nasıl kılınır? Şimdi cemaatle namaz asgari bir imam, bir de yanında erkek veya hanım bir cemaatin ona uyan birisinin bulunması lazım. İmam tek başına kıbleye yönelip Allahu Ekber der. Arkasında da birisi varsa içinden de kendisine uyacak kimselere de imam olmak niyetiyle Allahu Ekber der. Gündüz namazıysa içinden okumalarını yapar. Gece namazıysa sesli olarak yapar. Bunun dışında intikal tekbirlerinde yani Allahu Ekber derken, rükudan kalkarken, secdeye varırken söylediğimiz tekbir kelimelerini, Allahu Ekber cümlelerini, bunlara intikal tekbirleri denir. Bunları sesli olarak yapmaktan başka
cemaatle namaz kılarken detayda çok teferruatlara girmesek farklı bir şey yoktur. Dolayısıyla cemaatle namaz kılarken eğer tek kişiyseniz imamın sağında durursunuz. Cemaat olarak tekseniz sağında, iki kişiyseniz arkasında durursunuz. Hanımlarla erkekler söz konusuysa cemaatle namaz kılınmada önce erkekler, sonra erkek çocuklar, sonra da hanımefendiler sıralanmak suretiyle namazlarını kılarlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın cemaatle namazda sıralamayı gösterdiği şekil de budur. Evet, teşekkür ederiz hocam. Bir telefon bağlantımız var sevgili dostlar. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Emin Bey hoş geldiniz. Hayırlı programlar. Teşekkür ederiz efendim. Müslüman biri bir takım materyalist fikirlerden etkilenip İslam'dan vazgeçerse evet. Ve daha sonra tekrar İslam'a döndüğünde mürtet olmadan önceki amelleri, sevapları amel defterine yazılır mı, yoksa mürtet olduğundan dolayı bu ameller düşer mi? Evet. Yöneltelim inşallah. Daha sorum olacaktı. Ben Hanifim vitir namazında Şafilerin konu duasını okuyorum. Bu caiz mi? Evet. Hanefisiniz. Pekala. Yöneltelim hocamıza. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet. İkinci sorusundan başlayalım. Hanefiyim ama vitir namazında Şafii kardeşlerimizin okuduğu kunut duasını okuyorum. Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadına göre bizim bildiğimiz o dualarda o kunut dualarını fiilen o söz, onları okumak vaciptir. Ama sonuçta İmam Şafii Hazretleri'nin öğrettiği dua da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilmiştir. Hı hı. Ebu Hanife onu vacip görmüştür. Olabildiğince Hanefi mezhebinde olan kardeşlerimiz Ebu Hanife'nin öngördüğü duaları okumalı. O da Peygamberimizden Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilmiştir. Yani hiçbir zorunluluk yokken mezhebin ortaya koyduğu sistemi delmenin de çok gerekli olmadığını söylüyoruz. Hay hay. Namaz kabul edilmez demek böyle şey mümkün değil. Ama kendi uygulamasına sadık kalması daha güzel olur. Efendim Müslüman birisi Müslümanlıktan çıksa ve tekrar pişman olup tekrar İslam'la kendini şereflendirse, daha önce çıktığından dolayı işlediği güzel ameller, sevaplar sıfırlanır mı tabiri caizse? Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim وَمَنْ اَشْرَكَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ buyuruluyor. Yani müşrik olanın, şirk olanın yani küfre girenin amelleri boşa gider. Böyle bir ifade var. Ancak bu acaba bu zat tekrar şeye dönerse, imana dönerse eski amellerde geriye dönüş yapar mı? İhtilaflı bir konu. Bize düşen şey şirke düşmemek, Cenab-ı Allah muhafaza buyursun. Ondan sonra amelleri, ama çok tehlikeli bir durum bakın. Yani Cenab-ı Allah dinini terk eden insanların amellerini de boşa gideceğini söylüyor. İman ettim, tekrar kazanabilir miyim? Çok riskli bir durum. Bu konuda kesin bir şey şu anda söylenmediği için ben de söyleyemiyorum. İhtilaflı bir konu ama Allah bu durumlara düşürmekten ümmeti Muhammed'i muhafaza eder. Amin. Cenab-ı Hak bizleri İslam üzere sabit kılsın. Halil Hocam programımızın sonuna geldik. Değerli vaktinizi bizler için ayırdınız. Bizler de o değerli ilminizden istifade ettik. Mevla Teala sizden razı olsun inşallah. Cümlemizde. Aziz dostlar programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında ve Dost FM radyosunda buluşmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Mevla Teala merak ettiklerine daima doğru cevap bulanlardan eylesin. Hayırlı akşamlar efendim.